arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle Örmesi çok çok kolay ve zevkli olan bir model çalışması yapacağız. Bu modelimizi battaniye yapımında, lif yapımında ya da uygun gördüğünüz her yerde çalışabilirsiniz. Battaniye örecek arkadaşlarımız 1 metre 10 santim kadar uzatabilirler. E, lif örecek arkadaşlarımız ise benim şu an ördüğüm 18 tane fıstık üzerine e, örmek ya da 20 fıstık üzerine örmek uygun olacaktır. Modelimizin yapımını şu şekilde anlatmak istiyorum. Dilediğiniz uzunluğa göre. Ama en önemli püf noktalarından bir tanesi bu içerisindeki fıstık sayısının her bir rengimizde yani her bir dilimimizde aynı olması. Kaç tane ise birinci yaptığımız dilimimizde diğerleri de aynı sayıda olmak zorunda çünkü karşılıklı birleştirme yapacağımız için eksik ya da fazla olması işimizi zorlaştırır yani denk gelmez. O yüzden aynı sayıdaki fıstıklarımızı örerek gelelim. Daha sonra kenarındaki bu kirpiklerimizle her iki rengi birleştirelim. İlk öreceğimiz dilimin bütün kenarlarının kirpiklerini yaparak tamamlıyoruz. Daha sonraki öreceğimiz dilimimizi ise bir kenarını tamamlıyoruz ve her iki uç noktalarını diğer yanını ise şöyle birleştirerek örüyoruz. Hem birleştiriyoruz hem örüyoruz çok zevkli ve görüntüsü de çok güzel modelimizi umarım beğenerek kolaylıkla yaparsınız evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım kolay gelsin ben lif ipi ile göstermek istiyorum ama battaniye yapacak arkadaşlarımız özellikle bebe iplerini tercih ederlerse daha uzun ömürlü olacaktır. Tabi imkanı e, neye el veriyorsa arkadaşlarımızın, dostlarımızın, lif ile de tabii ki çalışabilirsiniz. 1-2-3-4-5-6 6 zincirimi çekiyorum. Birinci zincirin içerisine girerek her zaman olduğu gibi yuvamızı yapıyoruz. 1-2-3-4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak fıstığımı yapmak için hemen yuva içerisine giriyorum. 1-2- 3 4 Normal iplerle örecek arkadaşlarım için 4 tane yeterli. Lif ipiyle ören arkadaşlarım, örmek isteyen arkadaşlarım ise 5 defa sarsınlar. Tek seferde çekelim. Kapatalım. 1 2 3. Kapattığımızla birlikte 4 tane zincir oldu. Şöyle ipimi yine tutuyorum. Tığımın başını dolayarak yuvaya giriyorum. 5 defa çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum. Şöyle kapatıyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum ve yuvanın içerisine gelerek batıyorum. Şöyle biraz çektikten sonra ikişer ikişer çekiyorum. 1 2 3. 3 defa da çıktım. Şimdi burada hemen 4 zincirimi çekiyorum. 1 2, 3, 4. Fıstıklarımızın her iki yanında birisinde zincir, birisinde trabzan olacak. Bakın burada zincirde, burada trabzan, burada zincir, diğer tarafta yine trabzan olacak. Zincirimden sonra arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1-2-3 zincir. Tığımın başını doluyorum. Aynı yuvaya 5 defa sarıyorum. 1-2-3 4 ve 5 Tek seferde çekiyorum. Ve kapatıyorum. 2 defa tığımın başını dolayarak yandaki şöyle bakın. Zincirimiz vardı. Onun tepesine gelerek batıyorum. 2'şer 2'şer çekiyorum. 1-2- 3 rahat tutuyoruz. Kasması istemiyoruz. Yine 1 2 3 4 zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak 1 2 3 4 5 tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 zincir ilave ediyorum. Yeniden doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Yandaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Şöyle biraz çekiyorum. İkişer ikişer yukarıya doğru çekiyorum şu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 aynı işlemimi tekrar ediyorum. Arkayı çeviriyorum. 5 defa da aldığım fıstığımı örüyorum 5 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 giriyorum 1 2 3 4 5 tek seferde çekiyorum kapatıyorum 2 defa dolayarak yandaki zincirimin üzerine batıyorum 1 2 ve 3 bu şekilde çekiyorum şöyle görelim yeterli ölçüye ulaşana kadar örelim Hangi boy, hangi tür örgü öreceksek ona göre bu en önemli başlangıç zeminimiz yani boyumuzu bu belirleyecek. E, i̇stediğimiz ölçüye ulaşana kadar sırasıyla fıstıklarımızı doldurarak ilerleyelim. Fıstıklarımı ardı ardına örerek geldim. İstediğim ölçüye e, geldi yeterli ölçü. Battaniye örecek arkadaşlarımızın 1 metre 10 santim ya da 1 metre örmeleri gerekmekte. Ben şu an 18 sıra ördüm ve yeterli modelimi anlatmak için. Trabzonuma örerek kenardan geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve artık kirpik çalışmaya başlıyorum. Araya bir zincirimden sonra gelip batıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 2 3 4. 4 zincirimi çektikten sonra burada kenar kirpiklerimizi çalışmaya başlıyoruz. Şöyle görmenizi istiyorum. Şuradaki kenarlarımızdaki kirpikli olanları çalışmaya başlıyoruz. Tepe noktasında yani merkezimizin hem bu merkezde hem de diğer tarafın merkezinde 4 tane kirpik çalışması yapacağız. 4 kirpiğimizin sağında ve solunda 3 kirpik, geriye kalan bütün buradaki yuvalara ise ikişer kirpikli trabzanımızı çalışarak tamamlayacağız. Şöyle görmenizi istiyorum ikişer ikişer her yuvaya başlangıçta 2 4 kenar 3 diğer kenarımız 3 bakınız aynı şekilde 4 tane merkezimizde 3 tane sağ tarafta 3 tane sol tarafta diğerlerinin hepsi ikişer ikişer devam edecek şimdi 4 zincirimi çektikten sonra ilk kirpikte olacak bölümümüz burası ama bitişte bağlanırken kirpiğini ilave edeceğiz şimdi örmeden diğer trabzanıma geçiyorum 2 defa da alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip hemen arkasına batıyorum. Bu ikinci kirpiğimiz. Bu bitişte yapacağımıza tekrar hatırlatmak istiyorum. 2 defa çektim. 3 zincirimi örüp arkasından batıyorum. Herhangi bir şekilde içine girmiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. 1, 2, 3 defa zincirimi çektim. Araya battım. Burada 4 tane kirpikli trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4. 3'ü şimdi bitişle de en sonuncuyu yerleştireceğiz. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki ilk yuvaya geliyorum. Trabzanla ördüğümüz bölüme 1 ve 2 iki. ikili trabzanımı ördükten sonra 3 zincirimi çekip arkasına batıp kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkasına batıyorum üçüncü kez trabzanımı örüp 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve 3 e, tane trabzanımızı bu yan için örmüş oluyor 4 trabzanımızı ördük 3 tane trabzanımızı şimdi ördüm sonrasında ise 2 2 2 olarak diğer uç noktaya kadar örmeye devam edeceğiz 4 ve 3 aralara zincir çekmiyoruz sadece kepiğimizi oluşturacak 3 tane zincirimiz çekiyoruz giriyorum fıstığıma dokunmadan bir trabzanım örüyorum 3 tane zincir alttan geçiyorum aynı yere ikinci trabzanım örüyorum 1 2 3 zincirimi çekip aradan giriyorum sıramın başını doluyorum zincir çekmeden sıradaki trabzanımın altından girerek bir trabzan örüyorum 3 tane zincir tekrar bir trabzan 3 zincir altına batıyorum araya zincir çekmeden ikişer trabzan üzerlerine 3 zincirden oluşan kirpiklerimizi örerek şu noktaya doğru devam ediyorum Şöyle bakalım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar son fıstık grubumuza kadar örerek gelelim. İkişer trabzanlarımızı örerek sıramızın sonuna kadar geldim. Son fıstık grubumun bulunduğu yerdeyim. Burada tepe noktada 4, yanlarda her iki yanda 3 tane trabzan ve üzerlerinin kirpiklerini çalışacağız. Şurada olduğu gibi. Bakın 3 tane burada, 4 tane de başlangıçta 3 de diğer yanda tığımın başını doluyorum 1 2 1. trabzanım ördüm 3 zincirimi ilave ettim yine ardına batıyorum 3 tane olacak trabzanın ilkini ördüm ikinci trabzanımı örerek kirpiğini de tamamladım ve üçüncü trabzanımı ikili olarak örüp zincirini çektim ve kirpiğimizi kapadık Hemen sağ tarafa 3 tane trabzan ve kirpiğimizi ördük. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki zincirime giriyorum. 4 tane trabzan ve kirpiğimi örmeye başlıyorum. Birincisini ördüm. İkincisini kirpiği de tamamladım. Üçüncü trabzanımı 1, 2, 3 ve son olarak 4 tane trabzanımı ve kirpiğini ördüm. Tığımın başını doluyorum. Diğer yana da tıpkı buradaki gibi 3 tane trabzanımı ve kirpiklerini örüyorum. 1 2 ve 3 1 2 3 şöyle görelim 3 trabzan 3 kirpik 4 trabzan 4 kirpik 3 trabzan 3 kirpikli bölümü dönüş bölümünü ördüm şimdi diğer taraf başlangıç noktama kadar ikişer trabzanlarımızı örerek sona doğru ilerleyelim ikişer trabzanlarımızı örerek uç noktaya kadar geldim son fıstığımızın bulunduğu yerdeyiz bakınız 4 tane zincir çekip başlangıç yaptığımız nokta Yanına 3 tane trabzanımızı ve fıstığımızı örelim. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincir batıyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip arkasından batıyorum. Ve şöyle bakalım. 3 tane trabzan sol tarafta 3 trabzan saat burada da 4 tane trabzanımız var hemen dördüncüsünün kirpiğini yapmak için geliyorum 3. trabzanı ördükten sonra batıyorum buraya bir iki üç zincirimi çekip bu noktaya batıyorum ve kapatıyorum ve şöyle görelim bakınız her iki ucumuz aynı şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi ilk parçamızın tamamını örüyoruz. İkinci ve diğer parçalarımızı ise bir tane köşesi kalacak şekilde yani bir yanını örüyoruz. Dönüşümüzü yaptıktan sonra birleştirmeye başlıyoruz. Şimdi ikinci parçamızı örelim ve birleştirmeye geçelim. Daha önce tamamlanmış parçalarımızı ben birleştirmeye başlamıştım. Bakınız, şunu bütün parça olarak düşünelim. Diğer öreceğimiz parçamızı Şuradaki 4 tane trabzanımızdan örerek başlıyoruz. Bakınız başlangıçta son kiti yapacağımız bölüm. Sonrasında yine aynı işlemlerimizi 3, 2, 2 olarak geldim. 3 tane ördüm. 4 tane trabzanımı ördüm ve 3 tanenin ilkini ördüm. Burada da aynı işlemi yapıyoruz ve de e, şuradaki fıstıklarımızın yönlerine dikkat edelim. Birisi bu tarafa, birisi bu tarafa isterseniz yerleştirebilirsiniz. Ama hepsi yukarıya doğru yapacaksanız birleştirirken bunu da dikkat etmenizi e, tavsiye ederim. 3 tane trabzanın ilkini ördüm. Şimdi ikincisini örüyorum ve birleştirme işlemine buradan başlıyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Alıyorum. Bakın 3 tane trabzanımız var 4'ten sonra ikinci trabzanımın tepesine şuradaki kirpiğin tepesine giriyorum. Önce burada bir tane zincirimizi çekiyorum. 3 tanenin ikincisine giriyorum yani 2-2. Iki. Bir iki tane de zincirimi çekiyorum yine arkasına batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer tarafın üçüncü bakınız şu şekilde üçüncü trabzanın kirpiğinden giriyorum iki tane zincir çekerek trabzanımın arkasına gelerek batıyorum ve şöyle görmenizi istiyorum 3 tane trabzanımızın birer tanesini ördük burada bıraktım burada ördüm 2 ile 3'ü birleştirdim ve bundan sonraki yapacağımız işlemlerde hep aynı işlemimizi tekrar ediyoruz sonra diğer gruba 2 2 örmeye başlıyorum Birinci trabzanımı örüp bir zincirimi çekiyorum. Karşıdaki bakınız ilk ikilinin birinci trabzandan zincir içerisine giriyorum. İki tane zincirimi burada çekiyorum ve trabzanımın arkasına gelerek batıyorum. İkinci kez trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim. Bakın trabzanımın kirpiğinin içerisine giriyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra ardına gelerek batıyorum. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Diğer gruba bir tane trabzan, bir zincir ve diğer grubun ilk kirpiğinin içerisine giriyorum. Karşılıklı hiçbir kirpiği atlamadan başlangıç noktama kadar yani bitiş noktasına kadar ilerliyorum. Bir zincirimi çektim sırasıyla. ile. İki tane zincir trabzanımın ardına batıyorum ikisini tamamladım. Diğer gruba geçiyorum. Bir trabzan, bir zincir. Diğer grubun ilk kirpiğine giriyorum. Bir, iki tane zincir. Ardına batalım. İkinci trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Ve bakın ikincisine batıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra ardına kilitleniyorum. Ve sıramızı başa kadar bu işlemimizi tekrar ederek örüyoruz. Ve bu şekilde birleştirmemizi tamamlıyoruz. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Battaniye öreceksek dediğimiz gibi 1-10 santim ya da 1 metre 90 santim istediğiniz büyüklüğe gelene kadar her bir dilimimizi o ölçüde örelim. Şuradaki sayılarımız aynı olsun. Her dilimimizin fıstık sayısı aynı olduğu zaman yandaki kirpikler karşılıklı olarak birebir denk gelecektir. Hiç sıkıntı olmadan birleştirerek tamamlayacağız. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.